İyi günler arkadaşlar. 18 Eylül gününden İstanbul İki Telinden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed, bugün bir eleştirmen gibi iş yapacağız. Konumuz dekorasyonumuzdan da görüyorsun. Bahçeli Evler Belediyesi o zaman Osman Develioğlu'ydu başkan. Herhalde başkan hala Osman Develioğlu. Beşer gitti, Osman gitmedi gibi bir doktor falan gelmiş diyorlardı da haberim yok son zamanlardan. Bahçeli Evler'e mi? Ha, doktor bilmem ne diye. O Osman Develioğlu meşhur şu Kabataş'ta başörtülü bacının üstüne işediler hikayesi vardı ya. Hı. O bacı bunun gelini. Hı. Siyasi figür. Neyse, bununla ilgili bayağı bir anımız var. Şimdi konumuz satranç. Muhammed, elimizde bir kitap var. Kitabımızı bir tanıtalım. Dünya klasikleri, modern klasikler arasına koymuşlar ve İş Bankası'nın sponsorluğunda veya promosyonuyla dağıtılmış. Şöyle bir şey var Muhammed, ben çalıştığım okullarda satranç kulüplerini ekseriyetle aldım. Fakat hep şunun açlığını ve yokluğunu çok çektim. Ya satranç, diyelim ki rehberlik dersi var, kulüp çalışması var. Öğrenciler değişik sınıflardan satranç kulübünün toplantı sınıfına geliyorlar. Diyoruz ki ya biz burada bu çocuklara nasıl bir etkinlik yapabiliriz? Şimdi o kadar kısıtlı ki bu satrançla ilgili çalışma. Hem sinema sektöründen çok kısıtlı, hem edebiyat sektöründen zor bir spor. Ya gerçekten zor bir spor. Bir kere şunu söyleyelim. Bazı zorlukları var. Hani satranç oyuncuları hep diyorlar ya, oturuyorsun böyle yarım saat, bir saat, iki saat düşünüyor. Bunların o oturma eyleminde öyle bir efor sarf ediyorsun ki, yani diyorsun normal zamanda bu insanlar antrenman yapıyor. Kültür, fizik, kondisyon yapıyorlar. Bir futbolcu gibi çalışıyorlar. Tabii. Çünkü adamın oturmakla aslında şöyle bir şey oluşuyor. Satrancı bir miktar oynayanlar, biriyle oynuyorsun değil mi? Az bir şey satrançta biraz ilerledin. Öyle bir zaman geliyor, öyle bir hamle yapıyorsun, sonra diyorsun ya ben bu böyle bir saçmalığı ben nasıl yaptım? Artık bilinç de gidiyor. Mesela üniversite sınavı bugün iptal edilen KPSS yapılıyor. 2 saatlik, 3 saatlik sınavlarda adam mesela şu, eğer kondisyonsuzsa değil mi, matematik öğretmeni, fizik öğretmenini KPSS sınavına sokuyorsun, çok düşük puan alıyor. Adam tek tek soruları çözüyor. Fakat bu eylemi 2 saatlik o kondisyon zinciri içerisine koyduğunda belli noktadan sonra dağılıyor. Yani birinci saatten sonra adam bitiyor. Bir yarım saatte dayanamıyor. Bir kere hani affedersin satranç oyuncusun, kıçındaki kasların bile o sporu yapma, yani sen iki saat bir yerde sanki böyle yoga yapı, nasıl Hindistan'da var ya o şey, meditasyon falan yapar ya. Ya kolay iş değil. Gerçekten ağır bir spor. Ve yaşla da alakalı. Yaşlandığın zaman yapamıyorsun. Evet. Beyin hücrelerin gidiyor. Tansiyon, yani sen ne demek bu? 2 saat, 3 saat, 4 saatlik oyunlar oynuyorsun. Kaldı ki o oyunlarda beyin bitiyor artık. Yani o kadar çalışıyor ki. Şimdi satranç kulübüyle ilgili çocuklara bir sinevizyon, bir film, bir edebi eser, çalışma yapalım diyorsun. Yok. Bulamıyorsun. Çok kısıtlı. En son çocuklardan birkaç, hocam biz satranç oynayabilir miyiz kendi? Bu bundan ibaret. İşte kulüpler toplanır, dağılır. Hocalara ek ders yazılır. Bitti. Şimdi bu kitabın basımını söyleyelim. Sen ne demişsin? Stefan Zweig değil mi? Stefan Zweig enteresan bir insan. Bunun hayatıyla ilgili değineceğiz. Şimdi şöyle söyleyeceğim Muhammed. Yılmaz Erdoğan'ın çok güzel hareketlerdeki çocuklara, öğrencilere bir telkini var sürekli. Diyor ki skecinizi yazın ama diyor gerçek hayattan gelsin. Şimdi bu satra edebi olarak 5 para etmez Muhammed. Bu bir psikiyatr, psikolog. Satrançla ilgili bir yazı yazmış. Peki çünkü gerçek bir yaşantıdan gelmiyor. Anlattıkları satranç sporunun ne olduğu ile ilgili çok nakıs, az bilgi sahibinin bu bilgiler üzerine kurduğu bir senaryodan ibaret. Gerçek bir satranç sporcusu
olmadığı belli. Çünkü hiç alakası yok. Bu işin içinden gelmiyor. Yaşamdan çıkmadığı için hani bir tarafından sallıyor. Yalnız hocam kitabı baştan gömerek başladım. Fakat şunu da söyleyeyim, kitabın çevirmeni gerçekten ben bir tek çevirisinden dahi buna notu verdim. Çeviren Ahmet Cemal. Almanca aslında çeviren Ahmet Cemal. Ben çevirisine baktım. Bu adam bu işi biliyor. Yani Almanca'ya oldukça vakıf bir adam. Ünlü şampiyonumuz var. Alain Kane diye yazılıyor. Onun ismini aynen orijinal söylenişiyle beraber çok güzel olarak çevirmiş. Herkes de onun öyle söylendiğini biliyor. Alehin. Alehin olarak da oraya çevirisinde ben baktım. Dedim ki evet, bu adam bu ismi bu kadar net çevirdiğine göre Almanca'ya ve Türkçe'ye vakıf. Ahmet Cemal'i de tebrik ediyoruz. Peki Stefan Zweig ile ilgili kısa bir bilgi var kitabın arkasında. Onu söyleyeyim. Başlayalım şöyle. İki paragraf, iki satır. 20 Ekim 1881'de Viyana'da doğdu. 1881 Viyana, Mustafa Kemal'le aynı doğum tarih. 1920-28 yıllar arasında yazdığı üç büyük usta, kendi hayatının şiirini yazanlar, kendileriyle savaşanlar büyük ses getirdi. Bak, bu kitaplar büyük ses getirmiş. Hayatı boyunca her türlü resmi ödül reddeden Zweig 1940 yılında bir konferans için Güney Amerika'ya gitti. 1940 Viyana doğumlu, 2. Dünya Savaşı yılları. Fakat belki de bu Yahudi asıllı da olabilir, tam bilmiyorum. Bak, bunu Polonya şey... Yahudisi olabilir. Çünkü bence savaş döneminde 1940'da diyelim ki Nazi de olsan nereye gidiyorsun, Yahudi de olsan nereye gidiyorsun? Savaştan kaçıyor. Güney Amerika. İşte Güney Amerika'da bu eski Almanların subaylarının gizlendiği, saklandığı, ama Brezilya değil de daha çok şeyde Arjantin, Şili. Değil mi? O taraflarda. O kısımlar. Zaten Venezuela o zamanlar milliyetçi bir yönetimdi. Arjantin de öyle. İşte Alman kurmay subayları bir şekilde yerel ordulara ve militan gruplara askeri bilgilerini aktarabiliyor ve burada yaşam şansı buluyorlar. Ve bak şu da çok ilginçtir. Bu adam 1940'ta gidiyor. Asıl Yahudileri tamamen öldürmeye başladığı zamanlar 41-42 zamanları. Yani kıl payı kaçırmışlar. Hayır, istihbaratı önceden almış. Evet. İstihbaratı önceden almış. Çünkü bir konferans için, ulan 2. Dünya Savaşı zamanı yemişim konferans. Millet savaşta. Mesela konferanslar ve ödül törenleri karşı taraftan beyin göçü ve adam kaçırmanın bir yöntemidir savaş durumunda. Bunu işte atom bombasının mucidi, imalatını yapan İtalyan fizikçi Fermi'nin Amerikalılar tarafından, müttefikler tarafından bir ödül töreni bahanesiyle İtalya'dan çıkarılıp Amerika'ya getirilmesi. Bunu da Mussolini şöyle düşünüyor. İşte bu da bizim reklamımız için bir şey olur. Ama Fermi'yi oradan alıp işte Manhattan projesi ve atom bombasının yapılma süreci. Bu böyle üstünü kapatmışlar iki satırla, ama bu adamın altyapısında başka söylenmeyen şeyler var. Ama ne tarafta bilmiyorum. Daha henüz kitap elimize geçti. Zweig 1940 yılında bir konferans için Güney Amerika'ya gitti ve hayatını orada sürdürdü. Zweig mi dedim? Nasıl okunuyordu bu? 23 Şubat 42 yılında ikinci eşi Lotte ile birlikte yarattığı birçok roman kahramanı gibi savaşın neden olduğu derin bir umutsuzluk duygusuyla ölümü seçti. Eşiyle beraber ölümü seçen bir adam daha var. Kimdi? Pek çok nazı var da şimdi çıkartamadım. Eva Braun. Hitler. Evet. Bu psikiyatr. Bak bu adam yani Almanların Yahudileri, Çingeneleri, diğer insanları üstün ırk dışında sayıp onlara karşı katliam yapma düşüncelerinin altında mutlaka felsefi ve psikolojik bir birikimin neticesi olması gerekiyor. Bir psikoloji ekolünün o dönemin insanları
buna inandırması gerekiyor. Doğru veya yanlış. Bu 42 yılında karısıyla beraber, yani bir insanın intiharı şöyle olabilir. Umutsuz bir vaka. Artık görüyorsun ama eşiyle beraber intiharının sağlıklı bir insanın bu işi yapması hiçbir şekilde kabul edilemez. Neyden kaçıyorsun? Neyi örtmeye? Kaçmaktır. İntiharın bir şeyi kaçmaktır. Diğer bir şeyi karşı tarafı cezalandırmaktır. İşte kadın adam onun ilgisine, aşkına cevap vermemiş, kendini intihar ediyor. Aslında kendiyle beraber karşıya bir hamle yapıyor. Onu da öldürmek istiyor gibi. Eşiyle beraber intiharı seçmesinin herhangi bir mantıklı nedeni olamaz. Yalnız peki hocam, bu adam şöyle söyleyeyim, diğer eserleriyle ilgili ödüller aldığına göre bu adam boş adam değil. Fakat bu kitabı boş. Neden boş? Şöyle söyleyeyim, bugün dünya şampiyonlarının reytingleri Muhammed 2800 civarında. Yeni başladığın zaman 1200 reytingle başlıyorsun. 1200, 1300. Şimdi benim kendi reyting durumumu size söyleyeyim. 1400-1500. Chess.com'da oynuyoruz mesela biz. Ben Ebu Birhan'da oynuyorum. Çok gidemiyorum yani. Ben öyle biraz işte zaman geçirmek için oynadım. Otobüste veya bir şeyler beklerken veya uykudan önce. Ben son zamanlarda baktım Muhammed, 1-2 yıldır satranç dışında ben bir şey oynamamışım. Yani internet oyunu sadece satranç. Şimdi bu adamın satranç bilgisi de yeni diye baştan 1200 ise, benim bilgim dediğim ki 1400-1500 ise, bununki 1300 falan. Belki sadece kitabı yazmadan önce bazı bilgiler almış. Bir şeyler anlatıyor. Mesela bugünlerde olmayan, eskiden ajurne denilen bir olay var. Ajurne eski satrançta 40 hamle geçtikten sonra, belli bir zaman süre geçtikten sonra ara verilir. Herkes otellerine çekilir. Oyuna ertesi gün devam edilir. Ama bu arada da kimse uyumaz. Mevcut oyun kaldığı yerden analiz edilir. Biz böyle, yani artık iki takımın harp sanatı gibi. Bundan mesela ünlü bir oyun yine var. Arjantinli usta Naidorf'un, Mihail Naidorf'la Kerez'in beraber oynadıkları dörtlü şampiyonada maçı kaybediyorlar ama müthiş şeyleri var. Normal oyun doğal sürecinde gitmiyor. Sonra başlanıyor bu analizler yapılmaya, fedalar yapılmaya. Ertesi gün dinlenmiş vaziyette gidiyorsun. Onu anlatıyor mesela, ajurna ara verildi falan. Ama bunu yazdığı zaman ileriki yıllarda 40-50 yıl geçecek, bu ara verme, ajurna artık satrançsı. Çünkü artık şöyle bir şey var Muhammed. Canlı yayınlanıyor. Televizyon ve radyo reklamları var ve televizyon sahibi olan kişi, ajanslar 90 dakikanın futboldaki gibi o sürede bitmesini istiyor. Hani uzayan maçlar yayın akışını bozuyor. Dolayısıyla bunları istemiyorlar. Bu uzun oyunlar değil. O oyun orada bitsin. Bitti. Şimdi ne söyledik? Bu adamın intiharında normal bir şey yok. Normal kabul edilecek bir şey değil. Eşiyle beraber intihar, hiç anlamıyorum. Bundan herhalde şimdi çocukları hiç bahsedilmiyor. Çocukları da yok. Bu adam yalnız şöyle bir şey anlatıyor hikayesinde. Hikayenin kahramanı bir kişi, Naziler döneminde toplama kamplarına gitmiyor. Bu muhasebe ile ilgilendiği için, muhasebe işleriyle. Zamanın işte atıyorum Avusturya'sında krala yakın bir muhasebeci. Alman subaylar da bundan bilgi almak için kralın mal varlıklarına, tapulara, özel hesaplara, gizli hesaplarına ulaşabilmesi için bu adamdan hep sorgulama yapıyorlar. İşkence yapmıyorlar ama 4 ay boyunca sadece düz duvarlardan oluşan, sadece bir yataktan oluşan, herhangi bir resmin, kuşun olmadığı bir yerden, tecrit durumunda, diyor ki bir gün sorguya giderken bekleme yerinde alınıyor ve bekleme yerinde bir elbisenin cebinde bir kitap olduğunu hissediyor. Çaktırmadan o kitabı çekiyor. Ve kitabı çektikten sonra
bir şekilde koğuşuna götürüyor. Sorgulama bitti. Artık bir kitabı var okuyacak. Bu bir satranç kitabı. Şimdi bakın, gerçek hayattan alınsaydı bu bir satranç kitabı denmezdi. Bu şu adamın yazdığı ve şu oyunların yer aldığı satranç kitabı denirdi. Hani öğrenci şöyle der, babasına şikayet eder. Baba, öğretmen bana bağırdı. Öğrenci haksız. Bağırdığını söylüyor ama ne söylediğini söylemiyor. Öğrenci haklıysa şunu söylüyor. Baba, öğretmen bana eşşi ol eşek dedi. Bak net söylüyor. Kavgada mesela bir tanesi geçen ünlü bir şahsı kapalı çarşıda darp ediyor, yan komşusu. Darp edilen ünlülerin hep bu halıcısı. Televizyon programında konuşurken muazzam bir edebiyat sanatçısı söylüyor yani. Diyor ki bana diyor hakaret etti. Eğer haklı olsaydı hakaret etti demezdi. Bana şöyle diyerek hakaret etti. Ne dediğini netleştirirdi. Şimdi neyse olayın kahramanı kişi 4 ayın değil ki 2 ayı geçti. Kalan 2 ayında veya 3 ayında neyse satranç kitabına bir şekilde ulaşıyor ve otel odasına, koğuşuna kendi özel bir otel. Orada ekmek kırıntılarından taşlar yapıyor ve o 4 aylık boş zamanda eski oyunların analizini yapıyor. Ve burada kendini geliştiriyor diyor satrancı. Daha sonra oynamıyor. İşte satranç bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı gibi bir şey olduğunu. Yıllar sonra bir gemide yolculuk esnasında zamanın dünya şampiyonu, satranç şampiyonu, eskiden hep para karşılığı. Yani diyelim ki o insanların da geçimi böyle. Bir turnuva düzenlenir ve şampiyonlar gelir. Kazanana bir ödül vardır. Yani maddi ödül vardır. Genelde sponsor, iş adamları vardır veya taraflar da koyabilir. Mesela zamanımızın dünya şampiyonu Magnus Carlsen bazen kendisi 3 milyon dolar ödül koyuyor mesela. Atıyorum 1 milyon dolar ödüllü chess turnuva, chess turnuva bilmem ne de internette turnuva yapıyor. Ama genelde de kendi kazanıyor. Zaten dünya şampiyonu. Eğer şimdi bu çok büyük eksiğimiz, satranç üzerine bir film yapılacaksa Oscar'lık film, ilk sırada aklına kim geliyor Muhammed? Fisher. Fisher. Robert James Fisher. Satrancın hırçın çocuğu. Başka mesela satrançla ilgili mesela eskilerden yine Capablanca. Kasparov var mıdır? Kasparov bunun bak önce Fisher bunun ekmeğini yedi. Satrançı kitaplaştırarak yayın haklarını alarak Amerikalılar mesela Ruslar yılların satranç oyuncusudur ama Ruslar Amerikalılar gibi bunu kapitale çeviremediler. Fisher bunun ekmeğini yedi. Fisher önemli. Ve satranç sporunda İngiliz Blackburn fedalarıyla ünlü. Sonra yine satrançla ilgili hayatı film yapılabilecek Riga sihirbazı Mihail Tal satranç sporunda onun. Hindistan'da bir büyük idol. Şu anki Magnus Carlsen 8-10 yıldır dünya şampiyonluğunu elinde tutuyor. Ondan önce Vishwanathan Anand Hindistan'ın Hindistan'da bu adama hani şöyle argo tabir tapılıyor. Hindistan'da bu şey. Amerikalı satranççılar var ama Amerikalı satranççıların Muhammed ekseriyeti şey yabancılar. Hani Amerika'ya göçmen gelmiş nüfusu. Göçmen olan işte yabancılar. Westy Soul gibi yabancılar Amerikan satrancında şu anda şeyler. Ama bir kitaplaştırılacaksa tabii ki Fisher bu konuda efsane. Yine eski ustalardan bir şeyler yapılabilir. Ama satranç sporu, yani şöyle bir şey var. Sen orada sorguya gidip gelirken zaten yoruluyorsun. Seni orada rahat bir yaşayın. Öyle satranç sporu dingin bir kafa ister. Dingin bir kafa ister. Yani sen Almanlar gelecek seni bir yere alacaklar. Sen orada rahat edemezsin. Belli saatleri vardır. Çünkü senin vücudunu yoracaklar ki senden bilgi alabilsinler. Sana orada özel bakıp muamele yapıp, hatta bu kitabında Almanları da şey yapmıyor, eleştirmiyor. Belki de bu biraz da şey yanadır, Hitler yanlısı da olabilir. Çünkü 42'de savaşın gidişatını görüyor. Bunun intiharı normal değil. Neyin yani bir şeyler var.
belki de Hitler ve ekibini böyle bir eyleme sürükleyen zamanın psikiyatrileri, felsefecileri, hani toplumun düşünce liderleridir. 42 yılında bu adamın intiharı normal değil. Ama savaşın kaybedildiğini görüyor. Yavaş yavaş artık Almanların kaybedeceğini görüyor. Savaşın sonucunu görmeden intihar ediyor. Bir de Muhammed unutma, birçok ülkeye göç verilir ve istihbarat amaçlı göçler verilir. Bakalım Almanya gizli servisle mi çalıştı, hangi gizli servisle çalıştı, tamam psikiyatr, doktor bilmem ünvan verilir. Ama onun alt ana, yani o örten bir mesleğidir. Onun altında başka bir şeyler de vardır. Ve biliyoruz ki Almanya pek çok Yahudi, kendi adına çalışan Yahudi diğer devletlere saldı. Bu bir gerçektir. Bir de Muhammed şöyle, 4 aylık süreçte diyor, ben diyor satranç kitabını analiz ettim, satranç öğrendim diyor kendince. Ya satranç böyle basit bir şekilde, ya bırakın 4 ayı. Mesela bugün en çok kitap dediğin zaman satrançla ilgili Magnus Carlsen. Şimdi Norveçli dünya şampiyonu. Bugünlerde yalnız Muhammed satranç sporu bir şeylerle çalkalanıyor. Bunu da Selim Gürcan en son videoların birinde, Selim güzel yakaladı. Magnus'u hep şey yapar, eleştirir. Selim Gürcan'ı bir hatırlıyor musun Muhammed? Fide Master mıydı? Sen hadi miniktir böyle 5 yaşlarında falan biberonla süt içerken ben seni bilgisayarın önüne oturup Selim Gürcan'ın şeyi vardır. Tavurdan Bilim Teknik Dergisi'nde satranç analizleri yapardı. Sen onun satranç analizlerini o anlatırdı böyle. Video, sen ona bakardın. Mavi beyaz karelerle video. Aynen aynen. O Selim Gür, Selim eskiden beri yapıyor. Bu işi de iyi biliyor. Magnus Carlsen Alman, bir Alman sporcu önü. Normalde bunun reytingi 2400. Ve Magnus oyunu kaybedince terk ediyor. Ben de bir daha bir daha turnuvaya gelmeyeceğim. Katılmayacağım. Bu turnuvaya devam etmeyeceğim diyor. Magnus Carlsen ve chess.com'da yine onunla beraber Amerika'da birinci sırada olan sporcu şunu ima ediyor. Karşıdaki oyuncu hile yapıyor. Diyor ki hile, Magnus Carlsen bu 2400 reytingli oyuncudur. 2700 gibi oynayamaz. Bunun kritik nokta, yani bir sporcunun hile yapması, acemi birisi hile yapamaz. Hani acemi bir topçuyu ne kadar yardım verirsen ver sahada, ama profesyonel zaten adam üst düzey satranç oyuncusuysa ve kritik noktalarda çok küçük yardımlar alırsa bu sonuçta çok pozisyon üstünlüğü sağlar. İsimlerini de videonun açıklama bölümüne yazarım bu şeylerin ne olduğunu. Magnus Carlsen diyor ki hayır diyor, bu diyor bilgisayar gibi oynuyor. Analizler yapılıyorlar. Karşı taraftaki oyuncunun ilk yaptığı hamleleri bilgisayar ilk 3 içerisinde veriyor. En iyi 3 hamleyi veriyor. O zaman Selim Gürcan da diyor ki şunu demeye çalışıyor. Ya Magnus diyor, sen onun hile yaptığını dediğine göre sen de bu işi biliyorsun. Bu sefer Selim de Magnus Carlsen'in bilgisayar gibi oynadığı bir satranç maçını analiz ediyor. Yani iki kör Muhammed arkadaşının meşhur hikaye var. Yemeğe davet etmiş. Yemek yiyorlar. Dolma yapılmış. Körün biri diyor ki lan diyor iki tane alıyorsun diyor. Ya diyor sen körsün ben körüm diyor. Nereden biliyorsun benim iki tane aldım? Ya ben iki tane yiyorum ondan diyor. Hani Magnus Carlsen acaba bir yerlerden, Selim de onu ima ediyor. Sen bir yerlerden bir şeyler alıyorsun. Hani nasıl yardım? Titrasyonla. Hamle hamle söylenmez. Mesela basit işaretlerdir mesela. Kritik bir noktada artık taşların çoğu çekilmiştir. Sadece fille oyna veya sadece piyon hamlesi dediğinde 3 tane piyon kalır genelde oyun sonlarına doğru. Piyonların önünün ikisi kapalıdır. Oynayacak belki de bir tane piyon vardır. Veya mantıklı sürdürümü zaten. Yani profesyonel satranç oyuncusu çünkü burada çok büyük paralar var. Yani milyon dolarlık mesela Hindistan'da yapılan Tata Steel çelik fabrikalarının turnuvaları var mesela. Milyon dolarlık turnuvalar var. Sen burada bir hile yaptığın zaman parayı kaldırmış oluyorsun. Çok büyük bir ekip işi. Yani milyon dolar. Diyelim ki bu çok iyi bilgisayar ve Muhammed bu arada ülkeler de bu işin içerisinde. Bak Rusya kendi hackerlarını, Çin kendi kimya, yani sporcular madalya alıyorlar ya. Hepsi bir şekilde doping yapıyor ve dopingi
örtecek diğer maddeleri de geliştiriyorlar. Yani bu bireysel bazı da geçip ülke statüsünde de bu işler yapılabiliyor. Mesela Ruslar bir ara bunu çok yaptı. Bayan sporcular tam spor müsabakalarına çıkacakları hafta hamile kalıyorlar. Hamilelik kadına doping etkisi yapıyor ve %10-15 performans artışı. Mesela bizim bu yarış atları son Gazi koşusunda dişi taylar aldı. Erkek tayları hamile bırakacak bir şey yapamıyorsun ama bu dişi taylar üzerinde muazzam bir bu hamileliğin doping etkisi var. Biz sporculara, atletler, atlet kaç para kazanıyor koşuda, ne Hüseyin Bolt olsun ne kadar kazanacak? En dünyanın en meşhurları. Ona doping yapıyorsun. Peki yarış atlarına doping testleri? Bunlar hani hiç şöyle bir şey diyor. Yapılan doping testinde numunesi pozitif çıktı. Hiç yamışır yarış atı yok. Bazı yarış atlarımız hayvanlar ölüyor. Şimdi satrançla ilgili Muhammed İş Bankası 2012 yılında bu kitap basılmış. 2012 bir basımı. O tarihte ben Çoban Çeşme İmam Hatip Lisesi'ndeyim. O tarihte şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz Muhammed. Hani bizde bir satranç saati vardı. Bu metalik renkli. İş Bankası, Türkiye Satranç Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol yapılıyor. Ve Türkiye Satranç Federasyonu diyordu ki şu kadar yeni üye yapana puanlar veriyor. Şu kadar puana şu hediye, şu kadar puana. Tabii ben de okulda öğretmen olduğum için 30-40'a yakın öğrenciyi satranç lisansı çıkarttırdım. İş Bankası'nın böyle minik bir kart veriyor, bankamatik kartı gibi. O her öğrenciden dolayı bana puan verdiği için ben o puanları okulumuza bir satranç saatine çevirdim. Tabii ben okulda 3 yıl görev yaptıktan sonra hatta müdür bey Hüseyin Hoca dedi ki hocam bak satranç kulübü veya burada bir kulüp kurulduğunda şöyle bir sıkıntılar yaşıyoruz, bilgin olsun. Ben dedim kulüp kuralım hocam, okulda kulüp. Dedi ki diyelim bir şey kulübü, atıyorum satranç kulübü kuruldu. Hocası orada 3-5 yıl çalıştı. Hoca gittiği zaman o işi devam ettiren kimseler olmadığı için kulüp kapatılması gerekiyor. Ve kulübün kapatılması Muhammed dernekler yasasına tabi. Ölme, şeyim ölme. Yani okul müdürü ve okul idaresini bile illallah dedirtmiş bir şey. Dedi siz bunu yapın ama kulüp kurmadan yapın. Hani biz dedik daha profesyonel, daha dernekli olsun. Öyle deyince dedim hocam sizin bu konuda daha iyi deneyiminiz vardır diye. Hatta şöyle bir anım da var Hüseyin Hoca'yla. Dedim ki hocam turnuva yapılıyormuş Bahçeli Evler Belediyesi'nin yine yandaş paralel yapısı benim de eski patronlarım turnuva yapıyorlar. Özel bir kolej ile Bahçeli Evler Belediyesi. Özel kolej kapatıldıysa söyle. Yok o değil, FETÖ'cüler değil. Ha. Diğer başka bir Nur kolu, Nurcuların bir kolu. Turnuva yapıyorlar. Bir daha söyleyeyim. Bahçeli Evler ilçe milli eğitim, evet. Bahçeli Evler Belediyesi, evet. Ve yaptıkları okul da diğer bir Nur cemaatinin bir kolu Bahçeli Evler'de. Evet. Ben bir kötülüklerini görmedim, isimle zikretmeye gerek yok. Dedim ki hocam turnuvaya katılalım. Bizim müdür başladı kemküm etmeye. Hüseyin Hoca. Ya hocam işte eğitim aksıyor falan filan. 4 öğrenci ya. 4 öğrenci. 4 tane liseden 4 tane ilkokuldan. Dedim baktım izin vermiyor. Dedim yapacak bir şey yok. Dedim hocam bari ilkokul 4'lerden alalım. Zeki abinler vardı hani. Evet. Seni de götürüyorum. Nerede bir turnuva olsa içine senin de ismini yazıyorum. Yani okulda oynuyormuş gibi. Küçük de olsan sen gidiyorsun. Tabii daha sonra kovalamacı oynuyordunuz. Ama şey yapmıyor. Yani elim sende gibi. Karşıdaki sporcuyla maçı bırakıp bakıyor bizimkiler gitmiş. Şimdi Hüseyin Hoca'ya diyorum ki hocam satranç müsabakası var. Gel benim çocuklarını hazırladık. 2 ayda bir ancak turnuvaya gidiyorsun. Yok diyor, kem küm ediyor bilmem ne diyor. Bakın satrancı eğitimin parçası saymıyorlar. Eğitimi bizim bu okul müdürleri, milli eğitim 4 duvar bu. 4 duvar içindeki eğitim değildir. Bu bir hapishanedir. 4 duvarın dışına çıkamıyorlar. Dedim ki hocam bak. Geçen hafta Tayyip Erdoğan geldi. İmam Hatip'ten otobüs bizim öğrencileri götürdünüz. Tayyip Erdoğan bizatihi kendi gelmiyor. Başakşehir'de, Bahçeli Evler'de
Bunlar statta toplanıyor. Erdoğan Sinovizyon'dan konuşuyor. Bizim öğrenciler şak şak şak. Bir kere bundan Milli Eğitim talebesi. Okul zamanı alıyorsun. Götürüyorsun 200 öğrenci. Öğrenci de zaten dersten çıkalım da. Ne yaparsak yapalım. Ya şimdi sınıfın yarısı gitti. İsmail Hoca geldi. Müdür biz tık tık tık. Hocam işte öğrencilerden katılacakları götüreceğiz. Sınıfın yarısı gittiği zaman ben o gün diğer yarısına ders işleyemem ki Muhammed. O gün ders işlenmez. Diğer yarısı geldiğinde hocam biz onu görmedik diyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın o süre seçim dönemi her ay bizim okuldan hani 200-300 öğrenciyi otobüs götürüyorsunuz. Eğitim aksamıyor. Lan senede 2 kere 3 kere bir satranç sporu 4 oyuncu alacağız ya. Yok dedim. Dersime girdim. 2 saat sonra öğrenci geldi nöbetçi. Hocam müdür bey sizi çağırıyor. Dedim hocam hayırdır? Dedi ya Necmettin Hoca topla takımı, satranç takımını hemen acil şeye bilmem ne kolejine gidiyorsunuz. Dedim hayırdır hocam? Milli Eğitim, ilçe Milli Eğitim fırça atmış. Demiş ki ya biz satranç turnuvası düzenliyoruz. Biz düzenliyoruz. İlçe Milli Eğitim, Bahçeli Evler, Kaymakamlığı. Satranç turnuvası düzenliyoruz. Faks çekiyoruz. Siz takım göndermiyorsunuz. Bizim müdür beye fırça atmışlar. Yani Allah'ın sopası yoktur ama bizim müdür bey Hüseyin Bey güzel sopa yemişti orada. Yani satrançı spor olarak görmeyen bir zihniyet. Ya spor olarak gör, sanat olarak gör, ne olursan o sosyal faaliyet olarak gör. Milli Eğitim'de biz bir kere yeteri kadar destek alamıyoruz. İdareden de destek alamıyoruz. Sponsor desteği de alamıyoruz. Veliden de alamıyoruz. Veli sadece şuna bakın. Nota çevrilecek mi bu? Bu. Bilhassa kız öğrenciler, küçük kız öğrencilerde bir iki katılım oluyor. Yaş ilerlediği zaman turnuvalara gitmeler konusunda ama diyelim bir Türkiye'de ünlü birisi satrançtan çok büyük para kaldırırsa, çok dünyaca ünlü meşhur olursa bu sefer veliler çocuklarını elinden tutuyorlar, kapılarda alıyorlar. Salya Sümük hocam bizim çocuğumuzu da al. Hani insanlar görmediği bir şeye de para vermek istemiyor. Kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Sonuçta kitap fakat gerçek yaşamdan gelmediği için yani 4 ayda bir kitaptan sen öyle usta sporcu olamazsın. Bugünün satranç sporcuları satrançla ilgili Muhammed yazılmış eski turnuvaları analiz eden okumadıkları hiçbir kitap yok. Hatta Magnus Carlsen bazı şeyleri satranç sporlarını yanda yorumlarken şunu söylüyor. Evet diyor ben bu pozisyonu falanca adamın filanca kitabında zikrettiği bu pozisyona hatırlıyorum diyor. Mesela Vishwanathan Anand'ın da güzel özelliği şu. Yine dünya şampiyonalarını analiz ederken canlı yayınlarda Vishwanathan Anand da şunu söylüyor. İşte bilmem ne Talin diyor işte şeyle oynadığı maçta bu pozisyona ulaşılmıştı diyor. Yani muazzam bilgisayar beyinleri var ve sekondantları çok ünlü. Zaten bunlar takım çalışıyorlar. Yani bir kitapta 4 aylık bir analizle satranç öğreneceksin ve dünya şampiyonu yenecek. Bırak dünya şampiyonu sıradan bir büyük ustayı da yenemezsin. Öyle bir şey yani. Masal böyle derler buna. İşte satrançla ilgili hiç film yapılmadığı için, doğru düzgün hiç kitap yazılmadığı için satrançla ilgili kitap diye araştırma yaptığında dünya çapına, Türkiye'yi bırak, dünya çapında 3-5 tane kitaptan bir tanesi olduğu için, hani boş olduğu alanda yazılmış bir kitap, sanatsal olarak, satranç olarak okumaya değer midir? Değildir. Ama İş Bankası'na, satranç sporuna verdiği katkılardan dolayı ve ayrıca bu kitabın çevirisinde gerçekten takdir ettiğim Ahmet Cemal'in emeğine teşekkür ediyoruz. Muhammed, söyleyeceklerim bu kadar.